Knife round'uyla long tarafında birbirimize gireceğiz. In will win. Welcome Kings Bob. Evet, herhangi bir hasar çıkaran olmadı şimdiye kadar. Yavaş yavaş sürtünmeler başlıyor. İki ekibi trade var orada. Ray6'de aldı. Son kalan oyuncuyu yine Ray6'de başarıyor vurmayı, bıçaklamayı ve bıçak roundunu aldık. Şimdi bir side seçimi gelecek bizlerden. Sencer abim 2 kill'le tamamladı knife roundu. Yine elimizdeki silahlar gitti. Hemen bir alt tap atıp daha dönüyorum. Sonra düzelmedi. Bir daha attım geldim, yine düzelmedi. Anluko. Ha, böyle maç mı izlenir ya? Evet, antiteröristi seçtik. Maça CT olarak başlayacağız. Alertleri kapattım, sıkıntı yok. Ve maça başlayacağız. Bizlerden 4 armor geldi. Cankut'tan da 2 flash. Bir de diffuse kit geliyor. Mücadele başlıyor. Takımımıza tekrar başarılar dileyelim. SM'ye indik. Season 36'da. Invulnerables. Mecenet'in mücadelesi başladı. Onlar 3 kişi B tünelinin içine girdiler. 1 kişi long arkası bekliyor. 1 kişi de şu ana kadar suicide'a kadar gelmiş durumda. Biz de B'yi kilitledik. Long tarafının kontrolünde. 3 kişiyle almış durumdayız. Orada Ray6'de açılmak istedi. Ve onu bekliyordu. Ve entry frag'i vermiş olduk. Onlar da oyunu bir anda A site'a çevirmek istiyorlar. 3 kişi short'tan 2 kişi long'tan yaklaşacaklar. Bir headshot geldi orada ama Murak Yol yakalanıyor. Aynı şekilde Cankut da yakalandı. Durum bir anda 2v5'e geldi. Son kalan 2 oyuncumuz B site'dalardı. Bir tanesi tünelden, diğeri de City'den. Şimdi A'ya doğru bir rotasyon gerçekleştirecekler. Sencer short tarafında Salty ile karşılaştı. Salty vurmayı başarıyor ve perfect bir round. Invulnerables'tan herhangi bir oyuncu kaybetmeden Britanya ekibi pistol roundu hanelerine yazdırdılar ve durumu 1-0'a getiriyorlar. Bizden bir force var. Burak Yol ve Cankut'un ellerinde sesi görüyorum. Diğer 3 oyuncumuzun ellerinde de Deagle'lar var. Ufak tefek armorlar çekildi. Burak Yol hasar vermeyi başardı. Mid tarafındaki Salty'ye. Şimdi ondan bir flash var ve onlar da oyunu hızlı bir şekilde B'ye kurmak istiyorlar. Karşılıklı trade'ler var. 2'ye 1 onlar aldı ilk trade'i ve durum 3v1'e geliyor şimdi. Tabii ki farm gunlara karşı B tarafında yapılabilecek çok fazla bir şey yok. İkinci round'a oldukça yakınlar. Fenty de aldılar B tarafına. Son oyuncumuz Cankut SSC'si ile tünelden yaklaşmak isteyecek. Cankut ilk kill'i aldı. Deneyecek mi şansını? Evet, denemek istiyor Cankut. Magic'ten güzel bir crosshair placement. Headshot'ı gönderiyor. Durumu 2-0'a getirdi. Dün de bahsetmiştik zaten. Pistol round'unu kaybettiğinizde aslında arkasından gelen round'u da bir nevi silmiş oluyorsunuz. Çünkü rakip silah avantajı konusunda sizden bir hayli üstün oluyor. Böyle olunca da round'u kazanmak bir o kadar zorlaşıyor. Evet, 3 deagle'ımız var. Özür dilerim. 2 deagle'ımız, bir dizetimiz var. Biz 5 kişi base tekleyeceğiz. Ray6'de biraz mid'e yakın. Diğer 4 oyuncumuz B'de. Şimdi Ray6'de onların short'a çıktığını duydu. Onları bekleyen bir Cankut var long tarafında ama çok kolay yakalandı. Herhangi bir hasar dahi veremeden. Bizdeki şimdi USB'si ile bir şeyler deniyor. Bayağı bir hasar verdi crit'i ama henüz kill çıkmadı. Sencer de orada. Sencer Deagle'ı gönderiyor. Durum 4v4 şimdi. Bir nade var. Ray6'nin hemen yanında patladı. Ray6'de buradan kill çıkarabilecek mi? Bakalım, iki kişiye bir... İkisine de headshot yolladı. Aslında iki kill de gelebilirdi ama iki kill de gelmiyor. Ve böylelikle Eddie de buraya yardım eden isim olunca round'u Invulnerables'a yazmış olduk. 3-0. Evet, ilk buy round'uyla, ilk gun round'uyla şimdi Dust'lık haritasında 4. round'a giriyoruz. Onlarda 4 AK bir Mac-10 var. Bizde de 4M4. Bir AWP şeklinde bir setup'ımız var. Burak Yol oradan kill çıkarabilir mi? 3 kişi arka arkaya koşuyordu. Burak Yol flash'ı yiyince biraz geri kaçmak zorunda kaldı ve onlar mid'e
Şu an için oyunu çok rahat kurmuş durumdalar. İki oyuncu da B'ye giriyor. Sencer'in side tarafında bir cross vardı. Sencer ilk kill almayı başarıyor. Burak Yoldan da bu arada smoke içi bir crit kill'i gelmiş. Durum 4 ve 4. Jizzix'i boostladık oraya. Jizzix smoke içinden bir V bulmayı başardı. Şimdi ondan B'ye plant'i alıyor. B'de tek oyuncu vardı. Sencer buradan bir kill çıkarmayı başardı ama ikincisi gelmedi. Eddie de boost üstündeki Jizzix'i yakaladı. Bu arada Reyes de Mecci'ye düşmüş. Durum 2 ve 2. Yine o tarafından girmek isteyen bir Cankut var. Bir oyuncuları tünelde, bir oyuncuları site'de. Güzel bir molotov şimdi Burak yoldan. Site'ı vuruyor, son kalan oyuncunun tünelde olduğunu biliyoruz. Magic de Burak, Cankut arasında geçen fight'ı. Cankut bu 1v1'i kazanıyor ve ilk gun roundunda, ilk silah roundunda roundu kazanmayı biliyoruz. Imaginative ve tarafında kurulan plant'te iyi bir retake oyunu. Öncesinde, retake oyununun hemen öncesinde kazanılan kolay killer retake'in önünü açmış oldu. Ve böylelikle 3-1'e geldi durum. Hala oyuncuların ellerinde silahlar yok. Çok rahatsız ediyor beni ama sanırım geldi şimdi. Yine gitti. Evet, gerçekten sinir bozucu. GoTV devam ediyor. Evet, şimdi 5 kişi A tarafına yöneliyorlar. C4'ü hemen TBS'e bıraktılar. Orada bir fail molotof var. Beş kişi long arkasındalar şu an. Sencer'in elinde bir smoke var, onu bıraktı. Sencer şimdi onları geri püskürttü aslında. Nevi biz de 3 kişi long kontrol almış durumdayız. Long'u vermeye niyetimiz yok. Fiziksel B tarafına bir smoke ve oyununu varsa yavaşlatmak için. Eddie de zannediyorum bir B fake veriyor. B'yi ikiledik bu arada. Sencer'e hemen kapı arkasında. Piklerse sıkıntı yaşayabilir. Crit burada. Cross'u tutmuştu ona. Şimdi Burak yolda piklemek istedik. Ray 6'de bir crossfire'ları var orada. İkisinden birer kill var. Adam avantajı bize geçti ama Vivi bu avantajı eşitliyor. Burak yolda pikleyince Salty'den kolay bir kill. Q3'e geldi durum. Bir oyuncu Zix hemen geldi City'den. Burada plant'ten önce bir kill çıkarabilirsek bize çok faydalı olacaktır. Vivi Jizzix'in aslında en isteyebileceği yere kuruyor ve plant'i yaptırmadı Jizzix. Orada bir kukli kili. Onun iki oyuncunun long'da olduğunu duyuyor olmamız lazım. İki oyuncumuz da City'de, yalnızca bir tanesini biliyorlar. Cankut'u da duymuş olabilirler. Hatta bir oyuncu long'dan yaklaşıyor Cankut. Biraz hasar aldı. Flash'tan geri kaçmak zorunda kalıyor. Şimdi bir molotof var, Cankut buradan çıkmak zorunda. Bayağı bir hasar aldı. Cankut Salty'ye yakalanıyor. Şimdi bir seferde crossfire onlar kurdu Jizzix'e. Jizzix elevator tarafında şansını deneyecek. Çok bir çıkışı gözükmüyor oradan. Canı da çok azaldı. Ve Jizzix bu round'u kaybediyor. Hemen bir try atalım. Umarım silahlarımız düzelir. Durumda 4-1'e gelmiş oldu. Çok baskın bir TO oyunu var şu an. İlk entry'yi çok sabırlı bekliyorlar ve hemen arkasından oyunu hızlandırmakta çok başarılı bir Invulnerables ekibi var. Dust 2'de oynanması gereken en mantıklı T oyunlarından bir tanesi. Şu an için güzel bir profil çiziyorlar sağda. Post plant'te de pek fazla pick vermemeye, pek fazla açı göstermemeye çalışıyorlar. Böylelikle de round onlar için daha kolay bir hale geliyor. Evet, yine 5 kişi long arkasında bekliyorlar. Bizde biraz farklı bir setup'la 2B, 2 mid, 1 de short setup'ıyla şu an için onların oyununu bozmayı deneyeceğiz. Yine bir halfway'ımız var. Eagle'lar var. Cankut'un bir Zeus'u var. Evet, City'den geldiğimizi duyuyorlar ve AK'lerle iki oyuncumuzu tutuyorlar. Burak yolun yeri belli. Faces XD'yi de short tarafında vurmayı başarlar. Son kalan oyuncumuz Jizzix. Elinde bir adet Deagle var. Bu da bir exit kill almayı denedi ama bir perfect round daha. Invulnerables'tan herhangi bir oyuncu kaybetmeden round'u kazanmayı başarıyorlar. Evet, çift AP'ye dönüyoruz. Jizzix'in ve Burak Yol'un ellerinde AP'ler var. Burak Yol'un gerçekten çok başarılı bir AP oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakalım bunun etkilerini ne kadar gösterebilecek burada. Onlar da mid tarafına hızlı bir oyun oynamak istiyorlar şu an. 2 kişi, 3 kişi mid'e çıkmış durumdalar. Onların da supportluğunu yapan bir oyuncu var. Tarafının kontrolünü alırken Jizzix window tarafından
çıkan bir oyuncuyu vurmayı başardı ama daha fazla oraya bakmaması lazım. Çünkü ona cross olan iki oyuncu var şu an. Jizzix bu arada B tüneldeki oyuncuyu da vurdu. Oyunun B'ye çevrildiğini düşünüyoruz. Magic çok yaklaşmış. Sencer'i vurmayı başardı. Jizzix pull tarafında tek başına. Onu da vuruyorlar ve B site onların artık ama Burak Yol. İşte o bahsettiğimiz AWP'lerinden bir tanesi daha geldi. Şimdi Reis. Tünelden denecek durumu 2v2. 2v1 özür diliyorum. Evet şimdi Smoke'unu kullandı. Bekliyor Reis'i. Reis'i çok kolay bir şekilde düşürdü. Akıllı bir oyun. Yol onun çıkışını bekleyebilir ama Crit T-Base'e kadar yönelecek. Bakalım Burak Yol nasıl bir oyun izleyecek. Ve burada bekledikten sonra A'ya gittiğini tahmin edebilir. Evet Burak Yol tam da söylediğimiz gibi oyunun A'ya gittiğini şu an için tahmin ediyor ama tekrardan B'ye yöneldi. Ne yapacağı konusunda biraz şüpheleri var Burak Yol'un. Evet de short tarafından yaklaşıyor. İyi bir timing'le yakalama şansı var Burak Yol'un. Evet şimdi arkasını döndü Burak Yol bakarsa buraya. Ah. Diğer tarafa baktı ve crit. Önce de birinin infosunu olmadan. Birbirlerinin yanından geçmiş oldular aslında. Burak Yol hala duymamış olsa gerek. Crit'in yerini. Daha site'e kolay bir plant alıyor. Burak Yol hala üstün elde. Bir tekte biraz zorlanacaktır. Kadet flash'ı var. Bunları efektif kullanabilirse biraz daha kolay olabilir. Evet, short'tan yaklaştı şimdi. Evet biraz orada zıplaya zıplaya çıkmak isteyince Crit'te bunu affetmedi. Evet biraz dikkatsiz bir hareket Burak Yol'dan. Yani bomba kurulmuş durum 1v1. Orada bıçağı alıp zıplamanın pek bir lüzumu yok aslında ama Burak Yol bunu tercih edince Crit'te bunu affetmedi. Evet. Yeniden bir halfway'e gideceğiz. Deagle'lar var. SSC'miz var bir de Jizzix'te. Onlar da 5 kişi longa, 4 kişi longa çıkıyorlar. Flash'lar kullanıldı. Biz B'yi ikiledik. Bir mid, bir short oyuncumuz var. Long'da herhangi bir oyuncumuz bulunmuyor. Eddie'den çok kolay bir kill. Burasını koydu ve kolaylıkla vuruyor. Bunlar long'dan çok başarılı bir şekilde kurdular. 2 A site oyuncusunu düşürdüler. Bir city, bir A site oyuncusunu düşürüp şu an için A'ya plant'ı alıyorlar. Crit'ten Crit Sencer'i de buluyor şimdi. Eddie City tarafında Burak Yol'u yakaladı. Son kalan oyuncumuz Reis. O da short'ta merdiven altında saklanıyor. Bakalım onu bulmaları ne kadar sürecek. Evet Eddie Catwalk'a cross'unu açmış durumda şu an. BB hala yaklaştı. Görmedi BB. Görmüş zannediyorum. Reis'i de bulmaya başardılar. Bir perfect round daha Invulnerables'tan herhangi bir oyuncu kaybetmediler. Ve zannediyorum molayı da biz almış olsa gerek. Fark 6'ya çıkınca üst üste kaybettiğimiz 3. 4. round zannediyorum. Böylelikle biz de bir molaya gitmek istedik. Mutlaka molanın dönüşü bizim için daha faydalı olacaktır. Mental anlamda halledilemeyen bir şeyler varsa burada çözülmeye çalışılacaktır. Oyun planımızda belki bir değişikliğe girilebilir. Böylelikle maça yeniden ortak olma şansımız olabilir ama bunlar kırılma roundları haline gelirse başımız biraz yanacaktır ileride. Özellikle ikinci yarıda T-Side'da iyi topluyor şu an Britanya ekibi. Böyle devam ederse bizim için maç biraz daha zor bir hale gelebilir. Evet onlar split deneyecekler şimdi. 3 kişi B'ye yöneldi. Ben mavi tarafına bir Molotov var. Tünele cross'unu açtı. Eddie'den de güzel bir spot bu arada. Long'dan açılan oyuncuyu şekilde yakalamak için. Zannediyorum köşeye giden bir smoke. Bir de flash var. Bunu kullanmak istiyorum arada bir. Bazen unutuyorum. Evet yakın Molotov'u geldi. Reis'in orada olduğunun infosu var artık. Şimdi Crit'te bir tarafına yaklaşıp orada bir zannediyorum. One way smoke deniyor. Eddie'den bir flash geldi. Flash'ın patladığı yerde herhangi bir oyuncu yok. Oo, Salty'den güzel bir cross bu arada. 4'e 4'e getirdi durumu. Sencer tek başına yakalanıyor. 4'e 3'e geldi. B site'in kontrolü onlarda.
Sixx orada avantajlı pozisyondaydı. Bir açılan bir scope var. Solti buradan çıkabilecek mi? Çıkarabilecek mi herhangi bir kill? Burak bu arada yakaladı BB'yi. Bitte görmediğimiz yerde can kutu bulmuş. Durum 2 ve 3. Burak'tan bir kill daha geldi. Şimdi bakalım bir ikili oyun kurabilecek miyiz? Diğer oyuncunun long'da olduğu bunun impostu varsa çok daha rahat bir defuse olacaktır. Reis vurdu. Şu an B site'de herhangi bir oyuncu yok. Defuse'u almamız halinde rahat bir round galibiyeti zannediyorum infomuz var. Rahat bir şekilde şu an çözebiliyoruz. Evet, son kalan oyuncu CT'de yetişemeyecektir. Burak yolu vermeyelim. AWP'miz önemli. Crit bunu affetmedi. Ve işte son kalan oyuncuyu vurmayı başarıyor ve böylelikle ikinci roundu hanemize yazdırdık. Imaginative şimdilik mutsuz oka. Evet, çok iyi bir oyun sergilemedikleri çok belli. Aşikar. Biri düzeltebilirler. Eğer biraz alabilirse. Evet, olabilir tabii ki. Brand nasıl geldi? Evet, gerçekten değişik bir split bomba kurulduğu halde bir oyuncunun nokta kalması onların roundu kaybetmesinin önündeki en büyük etken oldu. Böylelikle oyunu 7-2'ye getirdik. Hadi çocuklar, bu bizim için bir başlangıç olsun. Devamı da bu şekilde gelsin diye umalım. En azından ilk yarıyı 6'larda 7'lerde bitirirsek. Ki oyununa da iyi çalıştıysak mutlaka bir şeyler yapacak. Imaginative. Burada düşen bir oyuncumuz var. Onun ismi Cankut. Cankut şu an server'da göremiyoruz. Burak Reis Cizix Wildcats'te miydi, yanlış mı hatırlıyorum? Evet, doğru hatırlıyorsun. Üçü de Fastplay Wildcats ve İstanbul Wildcats bünyesinde oynamış oyuncular. Evet, Cankut haritaya dahil olduğunda yeniden devam ediyor olacağız. Wildcats daha iyi kadroydu bence ama bir bildikleri vardır herhalde. Wildcats'te ek olarak Malkoç vardı. Malkoç hiç fena bir oyuncu değildi. Zaten bir önceki sene ESL Türkiye Nations Championship'te yarı final oynamış bir kadro. Burak Yol, Reis, Malkoç ve Dubs. Dubs vardı. Ancak yarı finalde Sangal'a ağır bir yenilgiye uğrayınca Vires'e Dubs iyiydi. Evet, Vires'e daha sonra yerini Malkoç'a bırakmıştı. Takım daha bir aydır beraber çalışıyor. Bu bahane değil ama çok çalışmaları gerek. Bir ay bile olmadı ya. Yalan söylemeyelim. Neredeyse. Ya, yalan söylemeyelim derken tam rakamından emin değilim ama zannediyorum bir ay bile olmadı. O yüzden çok haklısın yani. Katılıyorum. Biraz daha süreye mutlaka ihtiyaçları var. O çok belli. Kesinlikle çok yetenekli oyuncular. Çok potansiyelli oyuncular ama bakalım bunu ne kadarını oyuna çevirebilecekler. Bu arada B'de bir crossfire'ımız var. Bu trade'den çıkan, karlı çıkan biz olduk. 3'e 2 durum. Flash pick gelebilir. Bir de yanıcı geldi şimdi Sencer'den. Evet, B'ye giriş vermiyoruz ve ters mi açılmayı deneyecek mi? Hayır. Sağ tarafına geçti. Fizikten smoke içi denemeler var. Fena olmayan bir nade. Smoke içi deniyoruz. Hala oyuncular B'de bekliyor. Yani arkasına yapabileceğimiz kadar baskı altına almaya çalışıyoruz şu an. Hemen bir karşı smoke geldi. Sencerez de buradan cross'unu açmış durumda. Buradan gelecek oyuncuyu mutlaka yakalayacaktır. Yine aynı şekilde smoke içinden şansın deniyor. Oyuncular alt tünele kadar gelmiş durumda. Orada bekleyen bir Burak Yol var. Şorta çıkışlarını yerlemek istiyor. Elinden bir pik geldi. Burak Yol'dan biraz geç de olsa fena olmayan bir reaksiyon. Solti onu kapının arkasından yakalamayı başarıyor. Ceres şimdi tünel tarafından açılmış. Solti onu beklemiyor olabilir Senceres. Üstünden ground avantajında, zemin avantajında kullanarak kolay bir kill çıkarıyor buradan. 7-3 B'in savunmasını çok iyi oturttuk. Çok sağlam bir B savunması. Round'un bize gelmesine yolunu açtı aslında. Böylelikle durumu 7-3'e getiriyoruz. Onlar da eğer bu round'u kaybederlerse Eko'ya düşecekler. Bu yüzden bizim için yine çok kritik bir round. Bu round'u almamız halinde bir sonraki round'un gelmesi de muhtemel. 7-5'e getirebiliriz oyunu bir anda. Evet, 4 kişi mid çıkıyorlar şu an. Short'tan çok hızlı bir oyunları var. Biz 4 kişi long aldık.
Fort'u da almamız buradan çok zor olmayacak. Alsite kontrolü bizde. Bunlar Molotov'un içinde small atıp rushlamak istiyor. Yanıcılar var. Cankurt ikili almayı başardı. Cankurt orada sıkışan oyuncular var. Immunibers ama 2'ye 2 bir trade var orada. Şimdi son kadar önce ASX'de. Bakalım Long'dan Site'a doğru yaklaşıp Site'in kontrolünü almak istiyor. Şu an hemen rampada freezeledi ve arkadaşlarını bekliyor. Bir oyuncumuz Long'da, bir oyuncumuz da tarafından yaklaşacak. ASX'de piklemek isterse. Bir flash pick geldi orada. Flash pick'ten başarılı çıkan taraf. Nearables oluyor. Biz de bir CT, bir Long tarafıyla bir teki almayı deneyeceğiz. Onlar tamamen short tarafında. ASX çok kötü yakalandı. Son kalan oyuncu Sengeres. Onu da platform üzerinde yakalayan bir BB var. Ve round böylelikle Nearables'ın olmuş oldu. Çok hızlı bir short oyunu. Gelen yanıcıları smoke'da durdurdular. Site'teki oyuncuları vurup hemen plant kurdular ve böylelikle round'u kazanmış oldular. Biraz şu an konsantre oynadıkları çok belli. Face Eagle'la tarafından T-Base'i denedi. Bu bombayla çok fazla yaşama şansı yok. Dört long oyunu kurulacak. Bizim long'da herhangi bir oyuncumuz yok. Hatta A'nın A'da bir oyuncumuz var ama o da mid tarafında. Şimdi 4 kişi birden A'ya yöneliyoruz. Short'tan çıkmak isteyecek. O T-Base'deki oyuncuya yakalanabilir. Ziggs iyi tahmin etti burayı. Onlar da long'dan şu an için A site'a bayağı yaklaşmış durumdalar. Cankut Diggle'la bir tane çıktı. Cankut ikinciyi kaçırıyor. 3 ve 4'e geldi. Sengeres şansını deniyor. Orada bir run boost vardı. Gank geliyor A site'a. CT'de Burak yollar. Karda onu karşılayan 2 oyuncu. Bir oyuncu da daha A site'da. Zix şu an short'tan yaklaşmış durumda. Zix 2 kill arka arkaya aldı. Adam avantajı bir anda bize geçmiş durumda. Long'da 2. olarak karda Zix'i düşüren bir BB var. O BB Burak yolu da düşürdü. Son kalan oyuncu Sengeres. Çok bir şansı kalmadı. Fuse oturursa mutlaka üstüne çökeceklerdir. Sengeres açıkta yakalanıyor. Durum 9-3'e geldi. Bir anda bizleri de ayağa kaldırdılar ama maalesef round'un devamı gelmedi. Yine arka arkaya iki kili round'un gelmesine yeterli olmadı bizim için. Ve 2 AK, 2 AWP, 1 AUK, bir de M4'ümüzle long kontrolünü almak istiyoruz. Flashlar gelince biraz geriye çekildik. Onlar da daha çok B tarafında kalabalık bir görüntüleri var. Burada açıkta yakalanırsa tehlikeli olabilir ama bir kili aldı. Ne oynamak isteyecekler? Sengeres'den destek var. Sengeres iyi bir crossfire. Birebir bir trade. Sengeres smoke içine 3 canlı kaldı. Bu arada sift tarafını almış bir magic var. Bu rotate kesecektir ama harika. Burak yol. Gerçekten smoke içini çok iyi vurdu. İyi tahmin edip. Durum 2v2. Crit'in yalnızca 3 canı var. O crit bombayı kurdu. Siteye doğru. Bakmadan. Tarafına bir smoke var. Crit şu an smoke'un arkasında bekliyor. 3 canlı crit. Burak yolda yakalayabilir. İki oyuncumuz da smoke içinden çıkmak isteyince 3 canlı crit. 3 kill'le bir de üstüne plant'le round'u tamamlıyor. Durum 10'a 3. Çok baskın bir oyun. Çok doğru bir oyun. Nearables'tan. Karşılıklı hasarlar var. Eddie biraz daha fazla hasar alan oyuncu. Cankut'a göre. Yakına girmeye çalışan bir Burak yol vardı. Salty'nin AP cross'una çıktı ve böylelikle entry frag'i vermiş olduk. Mid'de görmediğimiz tarafta Cankut'u vurmuş mid'de. Jizzix Diggle Tech'ini gönderdi. Bunlar da C4'le beraber long tarafından bir oyun kurmayı deneyebilirler. C4 o tarafta bir oyuncu short'tan A site'a neredeyse girmiş durumda. Bir bulacak mı? Seviye chat race'de bu arada görmediğimiz tarafta Diggle'ıyla chat'ını göndermiş. Durum 2 ve 3. A site onların kontrolünde. Bir oyuncumuz short'ta, bir oyuncumuz alt tünelde.
Buradan artık geriye dönmemiz çok çok zor olacak. Buritek de bir o kadar zor. Bunları Guzda, bir oyuncuları rampada, bir oyuncuları da longta testleri veriyoruz. Çok iyi bir nade. Tam da 69 hasar vermeyi başardı. Reis de şimdi rampaya atlamayı başardı. Üzülüyorum, City atlamayı başardı ama rampadaki Magic onu yakalayan isim. Son kalan oyuncu Sencerez. Bire bir trade'de Vivia'ya yakalanıyor. Ve böylelikle durum 11'e 3'e geldi. Vulnerables bir kolay daha roundu hanesine yazdırıyor. Dükkanın son rounduna giriyoruz. 3 AWP şeklinde bir setup'ımız var. Yeni metalardan 3 AWP. Zaman zaman Sangal'da da bunları görüyoruz. Burak Yol, Sencerez ve Reis'in ellerinde. Oyuncumuz B'ye yöneldi. Bu arada Burak Yol'un 12 canını bıraktılar. Onlarda da T tarafında 2 AWP var. Oo. Vivi çok iyi bir reaksiyon. Short tarafındaki Reis'e. Ama bir o kadar da kötü bir Molotov. 2x deneyecek mi şansını? Fena olmayan bir nade bakalım. Fena hasar vermedi. Bunlar da short tarafında oyunları kurmaya denedik. Denerken şu an short'ta oyuncumuz Crossfire bekliyor. De herhangi bir hasar veremeden buradan etkisiz hale geldiler. Burak yolda site tarafında yakalanıyor durum. 5'e 2'ye geldi. Crit bombayı A site'a kuruyor. Tencerez AFS ile site tarafında yakalandı. Son kalan oyuncumuz long tarafında. Physics şansını deneyecektir. 10 round Physics ilk kill alıyor. Physics Ellie'ye yakalanıyor ve 12'ye 3. Yalnızca 3 round alan bir Imaginative kadrosu. ESM Main League. Sezon 36'da 7. mağlubiyetine oldukça yakın. Evet, rakibimiz şimdiye kadar oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 mağlubiyet almış bir takım. Kötü mü oynuyorlar asla? Gerçekten çok iyi bir görüntü ortaya koyuyorlar ama biz sanki daha iyi olabiliriz gibi. Açıkça söylemek gerekirse daha iyi bir oyun ortaya koyarız. Biraz daha konsantre oynansa diye düşünüyorum. Naçizane fikrim bu şekilde. Evet, şöyle bir bakıyorum. Onlarda da yine bizim aynı sitede yaptığımız gibi BV bekliyorum. Şu an BV'den farklı bir şey gelecek mi? BV baylamadı. Herhangi bir şey almıyor. Diğer oyuncularda kit var. Eddie hariç. Onda 1 adet. 100 kit ve 2 adet flash var. Bizde 4 kişi long arkası, 1 kişi B tünel şeklinde bir setup'la pistol roundunda oyunumuzu kurmayı deneyeceğiz. Can kurtan long tarafına bir flash. 3 oyuncumuz birden oradan çıkmak istiyor şimdi. Çıktı. Bit. Alt tünelde Burak yolu yakalıyor. Biz de 4 kişi long kontrolünü, long arkası kontrolünü en azından almış durumdayız. Yankı'tan bir smoke fail'i giden CT gitmedi. Solti çıktı, bir tane vurdu. Solti headshotlar var ama crit değdiden killer. Yankı't görmediğimiz tarafta. Özür dilerim, Solti'yi vurmuş. Görmediğimiz tarafta değil, burada. Son kalan oyuncumuz Yankı't. Onu da 4 kişi peşindeler. O da maalesef herhangi bir hasar veremeden bu roundu kapattı. Durum 13'e 3'e geldi. Fark 10'a kadar çıktı. Biz de Deagle'larımızla, Tech Nine'larımızla şansımızı zorlamaya, denemeye devam ediyoruz. Şimdi short tarafına bir hızlı oyun yapabiliriz. Evet, 5 kişi şu an için mid tarafındayız. Short'a doğru yöneliyoruz. Xbox Smoke gelmiş orada. Reis girmeyi başardı. Bir oyuncuları site'de, bir oyuncuları city'de. City'deki oyuncuyu vurmayı başardık Reis. Deagle'la one tap'ini yolladı. Rampa'da onu durmuyoruz. Burak yolda onu vuruyor. Bir oyuncuları long'da. Onun da infosu var. Bir oyuncuları city'den geliyor. Bir oyuncuları da long'da. Şu an için Physics Smoke'un içine. Smoke'un içinde. Site'da. Burada Cankut da BB vurmuş. Cankut bir Deagle daha.
Sonuncuları longda. Sencerez ona SS'de pick diyecek. Sencerez headshot'ı yolluyor. Durum 13'e 4'e geldi. Bakalım bir şeyler olur mu? Bir hareketlenmeler olur mu? Hep beraber göreceğiz. Cengül kankime timeout atma ya. Yeniden A tarafına yaklaşıyoruz. Hızlı bir şekilde longa flashlar patladı. Zelon kontrolü hızlı almış biçimdeyiz. Onlar da bir kişi bu arada midden bir hayli açılmış durumda. Burak Yol kar tarafında smoke içinden Eddie'yi bulmayı başardı. Bir oyuncuları site'de onun infosunu biliyoruz. Solti ilk kill almayı başardı. Gelen flash'a o da kör oluyor. İki oyuncuları short'ta bir fail smoke mu geldi dedim ama. Bu arada karşılıklı trade'ler var. Ama bundan zararlı çıkan biz olduk. Janko'nun short'ta olduğunun infosu var. Janko Simon içinden çıkmaya çalışırken Magic bunu tahmin etti ve aslında biliyordu da zaten. Böylelikle rahat bir kill. Janko'nun ellerinde bir adet AWP var. Gelelimiz var. AK'miz var. 16-15. 4 kişi B tarafına yöneldik. Reisk'te de Long'a gitti. Lurklemeye. Pencerezden bir flash var. Reis headshot'ı gönderdi biraz. Kafaları karıştırmış olabilir. Cizik şimdi orada rotate'i bekleyecek ama C4 onlarda. Rotate'i atacak olan biz olmalıyız. Cizik yakalayabilecek mi? İyi bir reaksiyon BV'ye karşı. Durum 4 ve 2'ye geldi. T tarafında daha düzgün bir oyun ortaya koyuyoruz. C4'ün hakimi şu an için biz dedi. Hasar aldı Cankut da. Son olarak. Eddie'yi bitiren isim oluyor. Biz de B tarafına rahat bir plant alıyoruz. Magic orada Burak Yol'u yakaladı. Artık son oyuncunun da yeri belli. Bu yüzden Magic'te bakalım bir exit kill kovalıyor. Cankut ona yakın bir cross açmış durumda. Jizix büyük ihtimal yakalanacaktır. Jizix burayı tahmin etti ama Magic onu bekleyen isim. Cankut affetmiyor. Magic'e de herhangi bir silah kurtarmasına, sevilmesine izin vermedi. Durum böylelikle 14'e 5'e geliyor. Önümüzde bir hayli yol var. Ancak rakibin CT olduğunu düşünürsek arka arkaya alacağımız roundlarda rakibin ekonomisinin ne kadar zorlanacağını düşünürsek bir ivme yakalayabilirsek rüzgarı arkamıza alabilirsek bir şeyler neden olmasın. Bu entry'e çok ihtiyacımız var. Haydi Cankut. Burada B'ye hızlı bir girdi. Hızlı bir giriş yaptık. B'de herhangi bir oyuncuları yok ama bir hasar veren Eddie vardı ama Reis onu yakalamaya başarıyor. Hemen planeti de alacağız şimdi B'ye. Krantur B'ye kolay oyun oynayabiliyoruz. Adam avantajı bizde ama oyuncularımızın sağlıkları pek iyi sayılmaz. Reis biraz da kendi molotofundan hasar aldı bu arada. T-Base'e kadar gelen bir oyuncu var. Crit solunda Cankut var. Cankut yakalanacak mı? Cankut yakalanıyor Crit'e. Cankut'un alfesine ihtiyacımız vardı. Diğer oyuncularımızdan kaç tanesinde SSC var. Reis piklemeye devam ediyor. Bir oyuncunun tünelde olduğunu, iki oyuncuları tünelde şu an için. Onlara yakın olan bir Jizzix var. O da piklemek istedi. O da ölüyor. Bunun 4'te 3 ama Diffuse için yeterli vakitleri yok. Dengeriz buradan 2 kill ile çıkmayı başardı. Alpe'yi de sevilecek. Dengeriz 2 kill var. Reis'in B site'in girişinde bir kill var. Böylelikle round bize geldi. Sencer bir oyuncu daha vuruyor bu arada ama onu yakalayan bir Magic var. Durum 14-6 işte bahsettiğimiz o ekonomik sıkıntılardan bir tanesinin içinde. Şu an için Invulnerables ekibi. Evet pek bir şey satın almadılar. Yalnızca bir adet Deagle'ları ve Magic'in bir önceki round'dan sevlediği bir AK var. Biz de 5 kişi zannediyorum. Long tarafına çıkacağız. Jinx'ten bir flash var şimdi. Long tarafının kontrolünü çok rahat almış durumdayız. Site'de 2 oyuncuları var. Dikkat etmemiz lazım. USB'ler özellikle uzak mesafelerde çok etkili olabiliyor. Headshot gittiği zaman. Arkadan da gelen 2 oyuncu var. Jinx bunları iyi tahmin etti. Jinx
Tek rifle olan Mece yakalanıyor. Sencerez ve Burak'ın killeri var bu arada. Görmediğimiz tarafta oto yönetmen neden hala ölen çizgisi gösteriyor bilmiyorum. Burak yok şimdi iki oyuncunun long'da olduğunu biliyoruz. Durum bir şekilde 2 ve 2'ye geldi. Artık Mece'ye dikkat etmemiz lazım Magic. O AK'si de bize çok sıkıntı yarattı. Crit'in de artık orada olduğunu gördü Reis. Side tarafında olduğunu da duyuyor. Smoke var, Diffuse. Bu bir fake Reis. Bu bir fake ama Crit burayı akıllı oynadı. Ve 9 adet maç puanı. Invulnerables ekibi için, Britanya ekibi için. Easy for crit. Yeah, that was a good play. That was really good play. Evet, bu kez de istediğimiz silahları alamayan ekip biz oluyoruz. Short'ta yakalanan bir oyuncumuz var. Onlar short'a iki kişi gitmiş durumdalar. Magic ve Eddie orada killleri toplayan isim. Son kalan oyuncu Burak Yollong'da. Ve maç 16'ya 6 şeklinde sonuçlanıyor.